futbolda uluslararası başarılara imza attı. Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında tarihe bir ilk imza attı. Doğup büyüdüğü Bayrampaşa'da futbola başlayan, henüz 12 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın yükselişini, zirveye çıkışını, düşüşünü ve yeni başlangıçlarını konu alan, kısaca hayatını anlattığı Arda Turan yüzleşme seyirciyle buluştu. Bir futbolcunun erişebileceği maksimum yer burası. O sadece Barcelona değil, tarihin en iyi Barcelona'dan biri. Hayat hikayesi belgeselle taçlanan Arda Turan, magazin hattıyla heyecanını paylaştı. Vallahi hayatımda yaşadığım bütün hikayeleri en gerçek haliyle göreceksiniz. Yaptığım yanlışlar, doğrular, başarılar, başarısızlıklar ve bütün bunların içinde önce kendime, sonra çocuklarıma, sonra isteyen gençlere gerçek bir insan mirası. Belgeselinin mirası olarak gördüğünü ifade eden Arda Turan, belgeselde her şeyi tüm açıklığı ve samimiyetiyle paylaştığını anlattı. Gerçeği anlamak isteyen, güzele bakmak isteyen her zaman bir yol bulabilir ama ben bu belgeselin gerçek bir belgesel olduğunu, tamamıyla gerçekleri barındırdığını düşünüyorum. 26 yıllık profesyonel meslek hayatında pişmanlıkları ve iyikileri de soruldu. Pişmanlıklar belgeselde hepsi var. Mutlaka ki üzüntüler ve pişmanlıklar var ama dediğim gibi bazı hatalarımdan da pişman değilim. Onlar beni ben yapan hatalar. Mutlaka ki hata yapmaya da devam edeceğim. Çünkü başkalarının dediği gibi biri olmaya başlarsanız bu sefer kendinizden ödün vermeye başlıyorsunuz. İyi ki futbolcu olmuşum, iyi ki bu hayat hikayesinin içinde olmuşum. Arda Turan, kariyerinde büyük bir payı olan Fatih Terim'i de anmayı ihmal etmedi. Ya hocamın, tabii ki hocamın muhteşem bir hayat hikayesi. Hepimize örnek olmuş bir yolculuk. O yüzden benim hayatımın da en önemli kısımlarında hep hocam var. Başından sonuna kadar. Burada olması, bu belgeselin içinde olması en normal şey. Ve en güzel haliyle oldu. En gerçekçi haliyle oldu. Çünkü hoca hiçbir şeyden kaçınmayarak, her şeyin eğrisini doğrusunu söyleyerek o kadar güzel bir röportajlar oldu ki inanıyorum çok güzel şeylerle karşılaşacağız yani. Kendisine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem de ailesine. Futboldaki profesyonel hayatına Galatasaray ile başlayan ve futbolcu olarak son kez sarı kırmızılı takımın formasını giyen Arda Turan, gönül verdiği takımda teknik direktörü olma hayalini paylaştı. Hepimizin bir gün böyle bir hayali var. Galatasaray formasına emeğine girmiş insandan ama Okan abi çok büyük bir teknik direktör, çok büyük başarılara imza attı. En önemlisi Okan abinin burada uzun zaman süre hikayesini tamamlayıp Avrupa Kupası'nı getirsin. Ondan sonra biz sıramız geldiği zaman mutlaka doğru yerde olacağız. Arda duygularıyla yaşayan. İlk defa konuşuyorum bunları.